İntegral lise müfredatından kaldırılmış. Ben de bir görüş bildirildim. Kaldırılsın daha iyi. Hatta lise ve ortaokul müfredatları bence %70-80-90 oranında hafifletilmeli. Öğrenciler 2 gün sonra öğrenecekleri şeylerden olabildiğince arındırılmalı. Her şey hakkında en detay bilgileri öğrenmelerine lüzum yok. Üniversitelerde seçtikleri bilim dalına göre daha profesyonelleşirler. O zaman verilir bu bilgiler. Tabii bunu Twitter'da ne kadar ifade edebiliyorsun o da bir ayrı bir problem. Ama şu kitleyle göz göze geldim. Varlığını çok iyi bildiğim ama pek muhatap olmadığım. Kendisi sayısalcı olduğu için ve boktan bir okul, boktan bir mühendisliğinden mezun olduğu için kendini toplumun geri kalanından üstün gören adam tipi. Çünkü onun etiketi sayısalcı. Tamam mı? Hani sanırsın bana Tesla orospu evladı. Gerçekten bunlar iğrenç insanlar. Bir de bunun muhalif versiyonu var. Türkiye 20 yıl öncesine döndürüldüğünde her şeyin çok güzel olacağına inanan geri zekalı sürüsü var biliyorsunuz. AKP kapatıldığında bir gün bence boşluğa düşecek, çok üzülecek bir sürü insan var. Çünkü buradan üstünlük devşiriyorlar. Bakın ben halkın çoğunluğundan daha zekiyim şeklinde. Sayısalcılarda da bu ezikliği ve aşağılık kompleksini çok iyi görüyorsunuz. Adamım yani bana şey diye yüklendiler. Sen sözelcisin, sen yapamıyorsun diye niye laf ediyorsun? Sen anlamazsın. Gerizekalı evladı ben ilk bine girmiş adamım eşit ağırlıkta matematiği fullemişim. Amına kodumun evladı. Galatasaray ekonomiyi bitirmişim. Dünyanın en sayısal ağırlıklı bölümlerinden birisi dünyanın demeyeyim de Türkiye'nin yani. Bize iktisattan çok ekonomi öğrettiler. 3 katlı integral çözdüm. Amın evladı. Gelmiş Afyon İnşaat Mühendisliğinden mezun olmuş. Kürt sıvacı usta başımdan hallice tipiyle bana üstünlük kurmaya çalışıyor. Ben bunca zaman direndim ama artık mezun olduğum okulları yazdım moruk Twitter bioma. Başka türlü baş edemiyorsun bunlarla. Bunlara bu lazım. Sus haddini bil amın oğlu demek için vallahi yazdım. Koydum oraya. İşte GSÜ ekonomi mezunu, İstanbul felsefe doktora mezunu. Allah amına kodumun evladı ona göre laf et diye. Bunlar bundan anlıyor moruk yani etiketlerden anlıyorlar. Ne dediğine bakmıyor etiketine bakıyor. Al sana etiket amına koyayım yani. PhD yazmadım ama Türkçe doktora mezunu yazdım moruk. PhD lafını uyuzum. Dediğim gibi bu muhalif ve sayısalcı tipi çok benzer geldi gözüme. Hiçbir bok değiller. Birisi AKP'liden, birisi sözelciden kendini üstün görüyor ama hani hiçbir boku yok başka. Hiçbir boku yok. Ortaya koyduğu hiçbir şey yok. Ürettiği hiçbir şey yok. İşe yaradığı hiçbir bok yok. Çünkü kapasite belli. Yani Türkiye'nin ortalama IQ'su 80 küsür 90 diyenlere inanmıyorum ben. Ortalama tip abi ne yapabilir? İşte bir yerlerden kendini değerli hissedebilmek için üstünlük devşirebilmesi lazım. Bunun da yegane yolu Türkiye'de sayısalcı ve muhalif olmak. Çok acınası bir tablo gerçekten. Yani bir insanın ne söylediğine ne yaptığına bakmadan sadece titri üzerinden üstünlük sağlamak. Ki de ya hani bazı titriler vardır sahiden saygıyı gerektirir ama sayısalcı olmak ve muhalif olmak bunlardan birisi değil. Birincisi muhalif olmak zaten default bir zahmet ol amına koyayım. İkincisi sayısalcı olmanın hiçbir şeyi yok çünkü tüm çocukları sayısal okumaya yönlendiriyorlar. Ben lisede nasıl sayısalcı olduğumu hatırlıyorum. Tüm hocalarımız özellikle bir biyoloji hocamız vardı bizi gazlamıştı. Tüm iş imkanları sayısalda sayısal okuyun sayısal okuyun sayısal okuyun. Sonra ben geç de olsa uyandım mevzuya ve dedim ki ben mühendis olmayacağım, eczacı, bakkal olmayacağım, tıpçı, doktor olmayacağım. Niye sayısal okuyorum amına koyayım dedim ve okul birincisi halimle eşit ağırlığa geçtim son senede. Çok da memnun kaldım. Ha, sonra eşit ağırlığa geçip gidip dünyanın en sayısal bölümünü seçtim amına koyayım. O da ayrı konu ama
Hani eşit da hayvan gibi iş imkanları var. Merak etmeyin. Size hep şey diyorum. İİBF bölümleri iyi okullarda okunur. Benim arkadaşlarım, Galatasaray'dan arkadaşlarım şu an 6 haneli sayılar kazanıyorlar ayda. Primlerle iyice artıyor bu. Yani o boktan mühendislerden çok daha iyi para kazanılıyor yani. Ve daha rahat işlerde. Yani bir inşaat mühendisinin işi daha koşturmacalı. Ama benim ekonomi mezunu arkadaşım masa başında alıyor sakalını yani. Hayatı yaşamanın böyle fix yolları yok. Sayısalcı oldun mu üstün insansın, çok para kazanacaksın. Yok, hayır. Boktan bir okuldan mezun olursan ve kendini de geliştirmediysen çok fazla bir şey bekleme yani bu hayattan. Zaten adamın da çok fazla bir şey olmadığı için o yüzden titrinden dolayı ben sayısalcıyım diye üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu tuhaf. İşte neyse, bu üstünlük kurma çabasının bana yöneltildiğini görmek hani beni biraz kıçımla güldürdü. Geri zekalı ben, ulan biz neleri neleri çözüyorduk. Sanki benim aklım ermiyor normalde de. Hani Ruhi hocadan kaç tane matematik dersi aldık? Ne sorular soruyorlardı böyle. Bir de şov sorusu sorarlar sınavlarda. Atıyorum sınav 4 soruysa bunun bir tanesi kesin şov sorusu olur. Hatırlıyorum bir hoca dersin adını unuttum. Doğrusal cebir mi, lineer cebir mi? Yok yok, cebir değil, başka, integralle alakalı başka bir derste. Moruk, Oscar törenine katılan sıradan bir insan olarak ne bileyim Madonna ile Angelina Jolie ile tanışma ihtimalini bulmanı istiyordu senin integral üzerinden. Böyle şov soruları soruyorlardı. Bunları yapıyorduk. Diferansiyel. Bunları yapıyorduk amına koyayım. Hani bu şov sorularına maruz kalıyorduk. Ve sike sike yapıyorsun. Bizde şişirme notlar da yoktu yani. Yapmazsan bırakıyor yani. 5 kere aynı dersi alan adam vardı yani. Yaptık da ne oldu? Tabii yani. O alanda uzmanlaşmayacaksan pek bir işine yaramıyor. Ha, dediğim şey de şu. Yani liseli. Ne malum integralin onun uzmanlık alanına gireceği. Bunu üniversitede seçeceği bölüm belirler. İntegral'de gitsin, orada öğrensin. Kalkülüse 6 ay geç başlasın. Bir dönem geç başlasın. Hiçbir şey kaybetmez. Önce integrali öğrenir. Orada öğrensin. Üniversitede öğrensin. Lise, ortaokul bunun yeri değil. Lise ve ortaokul çocuklara bir işkence evi. Cezaevinden de beter, işkence evi. Neydi? İbrahim miydi? Esat Yıldıran'ın olduğu bir cezaevi hatta. Hani başında Esat Yıldıran'ın olduğu bir cezaevi. Sıradan cezaevi de değil. Ortaokul ve liseler. İnanılmaz bir ders ağırlığı var çocukların başında. Bunun olabildiğince azaltılması lazım. Evet, yani integrali türevi gerçek hayatta kullanmasan da soyut düşünebilme, analitik düşünebilme yeteneğini geliştiriyordur ya da sıcak tutuyordur bu konular üstünde kafa yormak falan, ama bunu çocuklara yaptırabileceğin çok bir sürü alan var yani. Çarpanları ayırma üzerinden yaptır bunu. Zihinden problemler üzerinden yaptır. Başka şekilde yaptırırsın. Yani integralde bir kere soru çözebilmek için ezberlemen gereken bir sürü formülü var. Gerek yok. Gerek yok buna. Çok daha insani şekillerde yaptırabilirsin çocuğa analitik düşünmeyi. Yani ben bunları cılız şeyler olarak görüyorum. Biliyorsunuz bizde her sene diyemesem de 2-3 senede bir fizikten şu kaldırıldı, matematikten şu kaldırıldı diye haberler düşer önümüzde. Bunun böyle lütfeder gibi bir bunu kaldırdık, bir şunu kaldırdık şeklinde olması da saçma. Sistematik bir şekilde bizim müfredat hafifletilmeli. Dünyanın demeyeyim ama OECD ülkelerinin en ağır müfredatlarından birine sahibiz ve şey sınavında neydi meşhur? PISA sınavında da en kötü ülkelerden biriyiz. Demek ki bu çocuklara 2 gün sonra unutacakları şeyleri dayatmakla olmuyor.
Çocuk istatistik okuyamıyor, grafiği okuyamıyor. Sen integral öğretmeye çalışıyorsun. Daha en temel şeyi vermemişsin.